Bir kere şöyle söyleyeyim. Korktuğumuz şeyler başımıza geliyor. Yani siz istediğiniz kadar eyvah çok kötü olacak, çok heyecanlanacağım, ayağım takılacak, düşeceğim, yanlış bir şey söyleyeceğim derseniz bunu ne kadar çok söylerseniz bilinçaltı bunu o kadar kabul ediyor. Öncelikle şunun altını çizmek lazım. Bilinçaltımız düz mantıkla çalışıyor. Yani siz gece yatarken eyvah yarın sabah geç kalabilirim derseniz bilinçaltı buradaki eyvahı filan atıyor. Size çok sadık olduğu için evet sahip yarın sabah geç kalmamı istiyor deyip uyuyor ve yarın sabah geç kalıyorsunuz. Böyle yapmamak lazım. Elbette belli bir dozda korku yapacağımız hataları önler, gerekli bir takım düzeltmeleri yapabiliriz. Ancak korku fazlalaştığında kendimizi ifade etmekte zorlandığımızı görüyoruz. Önce şuna bakalım. Neden topluluk önünde konuşmaktan korkuyoruz? Neden heyecanlanıyoruz? Bunun temel sebepleri var. Birincisi yanlış anlaşılmaktan korkmak. İkincisi becerememekten korkmak, kendimizi yanlış ifade etmekten korkmak ya da karşı tarafı gereksiz yere meşgul ettiğimizi düşünmek. Temel başlıkları bunlar. Bunları bir tarafa bırakacağız. Her birimizin karakteri, yapısı, ifade şekli ayrı. Kendimize göre en doğal halimizle anlatmak istediğimiz şeyi hiç çekinmeden çıkıp anlatacağız. İnsanlık hali diliniz sürçebilir, yanlış yapabilirsiniz ama siz eğer orada olmaktan mutlu olur ve bunu da karşı tarafa yansıtırsanız o korkular geçecektir. Bu konuyla ilgili egzersiz değil ama bilinçaltına telkin yöntemini kullanıyoruz. Hatta bu yöntemi sadece topluluk önünde konuşmakla ilgili korkularımızı yenmekte değil, her anlamda kullanabiliriz. Peki ne yapmamız lazım? Diyelim ki ertesi gün önemli bir toplantınız ya da sunumunuz var. Gitmeden önce kendi kendinize, belki ayna karşısında, gerekli hazırlıkları yaptığınızı, yeterli bir konuşma düzeyine sahip olduğunuzu ve gereksiz yere heyecanlanmamanız gerektiğini söylerseniz, buna gerçekten inanarak söylerseniz, bu telkin işinize yarayacaktır.